Sayın Milletvekili, madenliğe hoş geldiniz, onun verdiğiniz şeref verdiniz. Belediye başkan adayınız. Hoş geldiniz. Geriden sakın biraz daha çekme. Öyle mi?
hareket edeceğiz. Sağ olun. Ha, şu an hareket edeceğiz. Seyredeceğiz. Orada bekliyorsunuz. Biraz da geliriz. Eski ilçe başkanımız. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Parantez aslında zayi değil. Evet. Merhaba, nasılsınız? Tekrar geldi. Vesileyle geldi. yaş çay, bir çay bir simit alması lazım demiş. Bunun cemimeri de tek başına iktidar halen alamıyor. Bunu ben size inşallah dile getirdim. Kaçta? Niye yok? Bir çay bir simit. Bir kilo yaş çay bir simit. Bir kilo çay, bir kilo yaş çay, bardak çay almıyordu. Almıyor idi o zaman. Halen almıyor. 12 sene tek başına iktidar ama. O zamanki fiyatı beğenmiyor. 12 sene tek başına iktidar olduğu halde halen alamıyor. Artıramadı ki. Ayakkabı kutuları doldurulur mu? Evet. Geçen de ayakkabı alayım dedim. Kutusunu yerleşmiş ya. Kendi dedi bana poşete mi koyayım, kutuya mı koyayım? Bana uğraşmam şeydi, kutuyla. Güzel oldu. Buraya faydası şu, işçi çalıştırıyor. Evet. Buradan da refah işçisi çok var. İyi para veriyor. Bir de belediyeye ay veriyor. Bir de çayın Rize'den alışveriş ediyor. Madem bir 5 kuruşluk yatırım yok. Adamlar çalışıyor, servisten gidip geliyor, özel arabasıyla gidiyor, ya Rize'ye ya çayında oturuyor. Yani buraya bir tane bina yapılıyor. Ben bu merkezden, buradan. Burası bizim de arazi. Düşünürdük ki madem açılırsa buralar büyüyecek, gelişecek, arsalarımız parayacak falan filan. Abi gittikçe gelecek. Kimse gelip bana bir metre toprak ver demiyor. Bunun şehre uzak olması bizim için çok büyük fayda olacaktı. Şehre yakın olduğu için bize dezavantaj oldu. Ama mesela köyümüzden işçi, ülkün işçi var. İkinci elisi bizim köyde. Ekonomik yönünde var. Sayın Bakan. Ünlü bir siyaset olmanın yanı sıra bir televizyon yıldızı gibi bir sizi sürekli televizyonda görüyoruz. Bana göre en popüler siyasetçilerden birisiniz. Ahmet Yazıcı'nın oğluyum bu arada. Burada olmanız bize şeref verdi. Çok teşekkür ederim. Evet, buraya. Bir bölgede henüz daha bir devlet, bir krallık olmadan halkların, kabilelerin kendi başlarına buyruk yaşadıkları dönemdeki kabileleri anlatıyor. Sayın Bakanım,
Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanım, Belde Başkanım, saygıdeğer misafirlerimiz, saygıdeğer maden köylüler. Önce misafirlerimize hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir mensubu ve madenli belediye başkanı adayı olduğum için büyük bir gurur ve mutluluk içindeyim. Sizlere yeniden hizmet edebilmemize heyecanlı durmaktayım. Şirin beldemizin yerlerine baktığım zaman beldemizin buralarda olmaması gerektiğini düşünerek 5 sene aradan sonra yaratan oldum. Sizlerin desteğiyle sizlere yine eskisi gibi en iyi hizmetleri sunacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu ülkemizin, beldemizin yönetimi düz, doğru, şeffaf ve güvenli bir şekilde ancak Milliyetçi Hareket Partisi'nce kadrolarıyla olur. Onun için bizi desteklememizi istirham ediyoruz sizlerden. Kadrom iyi, bu kadroyla sizlere en iyi hizmeti sunacağım. Adaylarımızın hayırlı olması dileğiyle tekrar hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sayın Bakanım, öncelikle size madenimize hoş geldiniz diyoruz. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Değerli arkadaşlarım, sayın adaylar, teşkilatımızın değerli üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, ben sizlere hitap etmek için şu an mikrofonu sayın bakanımıza iletiyorum, arz ediyorum sayın bakanım. Teşekkür ederim. Öncelikle madenimize bulunmakta büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Beni Rize'ye davet eden, Rize'lerle birlikte olmayı karar veren Sayın İl Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Seçimleri Türkiye'den dolaşıyoruz. Sayın Genel Başkanımız da İzmir'deydik. İzmir'de 15 ilçede miting yaptık 2 günde. Şimdi Sayın Genel Başkanımız Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'de ilk ilçe olarak dolaşıyor. Ben de dün akşam sabah İzmir'den Ankara'ya geldim. Akşamdan açıkçası İzmir'den Ankara'dan Rize'ye geldim. Ve Rize'nin ilçelerine dolaşıyoruz. Her yerde Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatandaşımıza bu seçimlerin önemini anlatmaya gayret sarf ediyoruz. Tabii öncelikle böyle bir seçimde vatandaştan vekalet isteyen, hizmet etmek için kendi partisine ve kendisine oy istemek durumunda kalan bütün siyasi partilere ve adaylara başarılar diliyorum. Şüphesiz hangi partiye oy vermişse versin, vatandaşlarımız önemli değil. Sesimizi kimse kesemez aslında. Evet. Her şeyden önce şüphesiz bu temiz vatandaşlarımız oy verirken Türkiye'nin durumunu düşünmesi gerekiyor. Çünkü seçimlerde vatandaşlarımız oy kullandığı zaman bu oyu alan insanlar, makam mevkileri olan insanlar bu oyu çok çeşitli amaçlar için kullanıyor. Bu durumda bizim yapmamız gereken, eğer oy verdiğiniz kimse varsa, bu yaptıkları yanlışları görüyorsak, o zaman bu yanlışlar görmesi için kendisine bir iddianame göndermemiz gerekiyor. Eğer siyasetçiler yanlış yaparsa, vatandaş bu yanlış olaylamak durumunda kalırsa, o zaman doğruyu bulamayız. Doğru istikameti bulamayız. O bakımdan... Esen Aman ediyor Kuzeyler'den. Bu seçimler önemli. Madenlere de buluyoruz. Değerli vatandaşlarımızdan önce Türkiye'yi düşünerek oylarını kullanmamalarını ihtimal ediyorum. Çünkü Türkiye üzerinde uzun aradan sonra önemli kararlardan alacağı bir dönem. Maalesef uzun aradan sonra kullanılacak boya göre bu ve Güneydoğu'da
özellikle kanalimi destinlememek isteyenler var. Orada bir paralel devlet inşa etmek isteyenler var. Bunlara izin vermememiz gerekiyor. Önce Türkiye dememiz gerekiyor. Milliyetçilik bence Türkiye'nin sigortasıdır. Devletin ve milletin kesimi milletiyle bölünmez tümünü sağlayan bir sigortadır. Onun 30 Mart seçimleri bu amaç için önemli. Bir diğeri de tabii makam belki veren insanların her şeyden önce hukuka uygun iş yapmaları gerekiyor. Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili iddialar olduğu bir dönem içerisinde rüşvet ve yolsuzluk iddialarını örmek yerine savcı ya da hakim ayarlamak yerine bu konuda sorumlusu olanların hesabını vermesi gerekmektedir. O bakımdan 30 Mart seçimleri bu açıdan da önemlidir. Burada haram para aktayarak bakanları rüşvete bağlayan Rıza Sarraf'ı korumak için vatandaşlar oy vermemesi gerekiyor. Bu vatandaşın oyununda şeref ve namusu vardır. O bakımdan 30 Mart seçimleri haram para aktayıcıları aklamak için de olmamalıdır. O bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi'nde kimseye yargısız infaz yapmadan hukuki sürecin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir diğer konuda madenliğe hizmet meselesi. Gerçekten 1999-2009 arasında hizmet etmiş sevgili Ahmet Yazıcı var. Bu güzel yüreğe hizmet etme heyecanı içerisinde. Cenab-ı Hak diyor ki işi ehline veririz diyor. İşte biz de burada belediye başkan adaylığında işi ehline verdik. İşi ehli olan bir değerli kardeşimizi belediye başkanı olarak belirledik. İnşallah burada madenlinin sıkıntılarını çözme konusunda madenliğe hizmet etme noktasında size yardımcı olacak, size hizmetkar olacak sevgili Ahmet Yazıcı da belediye başkanı yapmak lazım. İşte bir taraftan üçler bir siyasi parti olarak Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü, hukuka üstünlüğünü sağlayan, hukuka üstünlüğünü temin etmek isteyen bir siyasi parti. Diğer taraftan da madenliğe hizmet etme heyecan içerisinde olan Ahmet Yazıcı. Hep beraber birlikte inşallah sevgili Ahmet Yazıcı'yı burada belediye başkanı yapmak konusunda desteklerinizi bekliyorum. Gösterdiğiniz ilgi ve alakaya teşekkür ediyorum. Hepinize, ailelerinizle birlikte mutlu, güzel bir gösteri evet. Açık mı? Açık. Evet, selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Kaçırma. Belediye burası mı? Burası. Belediye burası. İşte. Buraya geleceğiz yani Ahmet Bey. İnşallah. Bıraktığın yerde burası mıydı? Burasıydı. Selamünaleyküm. Merhaba, nasılsın? Merhaba, iyi.
Nasıl bu soğuk havada problem oluyor galiba, soğuk hava tesisi olmayınca. Evet, evet. Tabii içeriden çıkarmak gerekiyor. Haziran'da en çok para yediyor Sayın Bakan. Evet. Onu da iklim kontrolü soğuk hava depomuz lazım, olmayınca ucuza alıyorlar. Evet. Kasım'da. Sayın Bakan'ın maden karşısı. Sayın Bakan burası. Evet. Evet. Yer altında devlet yerden asansör. Şöyle 700 metre altında asansör. Şey var, bakır var. Altın, gümüş, volkram, kurşun. Ama ham madde olarak alınıyor. Dökme olarak. Bir kovadan geçiriliyor. Yani biraz zenginleşir, az bir şey, ondan sonra yükleri bölüyor. Nereye gidiyor? Yurt dışına ihraç. Evet. Borsası varmış. Kanada da kendisi çıkmış. Sayın Başkanım. Ayağınıza sağlık.